İslam dünyasında durumlarından hangileri fetih hareketlerinin Arabistan dışına taşınmasının sonuçları arasında gösterilebilir? Müslümanların farklı kültürlerle tanışmaları olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü Arabistan dışına fetihler var artık. Arabistan'daki kültürün dışında farklı kültürlerle tabii ki tanışacaklar. Arap olmayan uluslar arasında İslamiyet'in yayılması elbette yapılan fetih hareketleri sonucunda İslam dini de yayılacaktır. Ve Arabistan dışına yapıldığından dolayı Arap olmayan uluslar arasında İslamiyet yayılacaktır. Halifeliğin saltanata dönüşmesinin ise bu durumla hiçbir alakası yok tabii ki. Yani hareketlerinin Arabistan dışına yapılmasıyla bir alakası yoktur arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olacaktır. İslamiyet öncesi Arabistan'da her yıl düzenlenen Ukaz Panayırı gelişmelerinden hangilerine katkı sağlamıştır? Arkadaşlar Ukaz Panayırı'nda Arap Yarımadası'nda farklı toplumlar bir araya geliyor. Kültürel, sanatsal, ticari faaliyetler yapılıyor. Şimdi buna göre öncülerimize bakalım. Dini birliğin gerçekleşmesiyle bir alakası var mı bu durumun? Tabii ki yok. Ortak bir kültürün oluşması olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çünkü pek çok kültür dediğimiz gibi bir araya geliyor. Orada insanlar toplanıyor, birbirleriyle tanışıyor ve kültürel bir etkileşim yaşanacağından dolayı ortak bir kültürel unsur ortaya çıkabilir. Siyasi birliğin sağlanmasıyla da bir alakası yoktur arkadaşlar. Dediğimiz gibi ukaz panayırları daha çok kültürel etkinliklerin, sanatsal etkinliklerin, ticari faaliyetlerin olduğu panayırlardır. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Putperestlik bütün Arap Yarımadası'ndaki tek inanış değil tabii ki arkadaşlar. Arap Yarımadası'nda farklı dinlere inanan insanlar da vardı. Semavi dinlere inanan insanlar da vardı. Tabii ki putperestlik de vardı. Ancak tek inanış değildi. Siyasal bütünlük yoktu tabii ki kabileler halinde yaşıyorlardı. Semavi dinlere inanan insanlar da bulunuyordu. Toplumsal sınıflaşma hakimdi arkadaşlar. Kabe kutsal bir merkez olarak kabul edilmişti. Hatta putlar Kabe içerisinde yer alıyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu gelişme aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? Müslüman olmayan erkeklerden güvenliklerinin sağlanması karşılığında cizye vergisi alınmaya başlandı. Arkadaşlar, Müslüman olmayan Hayberliler askerlik yapmamaları karşılığında cizye ödemeyi kabul ettiler. Hayber'in fethinden sonra dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Müslümanların siyasal bir yapı olarak ilk kez ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? Arkadaşlar, bir milletin siyasal bir yapıya kavuşması için en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden biri nedir? Anayasadır değil mi? Ve Müslümanların siyasal bir yapı olarak ilk kez ortaya çıkması tabii ki Medine Sözleşmesi ile birlikte olacak. Çünkü Medine Sözleşmesi aslında İslam devletinin ilk anayasasıdır diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Hazreti Ömer döneminde sınırların hızla genişlemesinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz? Düzenli ordu birliklerinin oluşturulması olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Sınırların hızla genişlemesi üzerinde düzenli ordu birliklerinin oluşturulması durumu etkili olacaktır. Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması. Çok geniş sınırlara ulaşıldığından dolayı ülke tabii ki yönetim konusunda birimlere ayrılmalı. Çünkü yönetim zorlaşacak arkadaşlar ve merkezde otoritenin sağlanabilmesi için ülke yönetim birimlerine ayrılabilir. İktidar sisteminin uygulanması ise hem üretimde sürekliliği sağlayacaktır, hem otoritenin güçlenmesini sağlayacaktır, hem de bütçeden para ayırmaya gerek duymadan asker yetiştirilmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla sınırların hızla genişlemesinin üzerinde bir etkisi vardır diyebiliriz illere kadı tayini yapılması ise orada adaletin sağlanmasını sağlayacak arkadaşlar bu da yine sınırların genişlemesiyle alakalıdır ancak kuran-ı kerimin çoğaltılması zaten hazreti ömer döneminde değil hazreti osman döneminde gerçekleştirilecek ve sınırların genişlemesiyle pek de alakası olmayacaktır diyebiliriz bu sebeplerle doğru cevabımız e şıkkı olacaktır Yukarıda verilen gelişmelerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şiilerin iktidarı ele geçirmeye yönelik mücadeleleri, halifeliğin saltanata dönüşmesi sonucu taht kavgalarının yaşanması, önemli devlet görevlerine sadece Emevi soyundan olanların getirilmesi, Arap milliyetçiliği uygulamalarının Arap olmayan milletlerde hoşnutsuzluk yaratması. Arkadaşlar bu durumların hepsi aslında Emevi hanedanlığıyla alakalıdır ve onların aleyhine durumlardır. Örneğin şeylerin iktidarı ele geçirmeye yönelik mücadeleleri ya da halifeliğin saltanata dönüşmesinden sonra taht mücadelelerinin yaşanması. Ee, ve insanları dışlamaları aslında arkadaşlar uygulanan mevali politikası Emevilerin aleyhinedir ve bu durum sonucunda Emevi hanedanlığı yıkılacaktır diyebiliriz. Ortak sonuç budur aslında. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Emeviler dönemine ait yukarıdaki gelişmelerden hangileri İslam devletinin rejiminin değiştiğini göstermektedir? Yani yönetim biçiminin değiştiğini göstermektedir diye sorulmuş arkadaşlar. Kerbela olayı. Kerbela olayı neydi? Emevi halifesi Yezid'in e, Hz. Hüseyin ve onun ordusunun e, öldürüldüğü bir olaydı arkadaşlar. Bu durum rejimle alakalı bir durum değildi. İslam dünyasındaki bir karışıklıktı tabii ki e, ve tabii ki üzücü bir olaydı. Diyoruz. Dolayısıyla birinci öncülü alamayız. Mevali uygulaması ise Arap olmayan Müslümanları adeta dışlama politikasıydı diyebiliriz. Mevali uygulamasına göre Arap olmayan Müslümanlar örneğin devlet görevlerine giremiyordu arkadaşlar. Ancak bu durumda rejim değişikliği ile alakalı bir durum değildi. Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi ise tabii ki bir rejim değişikliği olarak nitelendirilebilir. Çünkü bundan önceki süreçte biliyorsunuz ki halifelik seçimle belirleniyordu ama artık saltanat var. Bir rejim değişikliği yaşanmış. Adeta cumhuriyetten saltanata geçilmiş diyebiliriz aslında. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olacaktır. İslam tarihi ile ilgili olarak yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Cemal vakası Hz. Ali dönemindedir arkadaşlar doğru. Nehrevan savaşı ise Emeviler döneminde değil yine Hz. Ali döneminde haricilerle gerçekleştirilmiştir. Uhud savaşı ise Hz. Ömer döneminde değil Hz. Muhammed döneminde gerçekleştirilecek. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Buna göre Ahmet ve arkadaşları tarafından hazırlanan filmde savaşlarından hangilerine yer verildiği söylenemez. Ahmet ve arkadaşları İslam tarihi ile ilgili bir belgesel film hazırlamışlardır. Ancak filmi izleyenlerden bir bölümü filmi filmde hep başarılardan bahsedildiği, başarısızlık ve iç çatışmalara yer verilmediği şeklinde eleştirmişlerdir. Peki arkadaşlar öncelerimize bakalım. Sıffin Savaşı e, Müslümanlar arasında oluyor. Yani Hazreti Ali ve Muaviye arasında oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir iç çatışma diyebiliriz. Eğer iç çatışmalara yer verilmediyse Sıffin Savaşı'na da yer verilmemiştir diyebiliyoruz. Puvatya Savaşı ise Emeviyeler ve Franklar arasında gerçekleşiyor ve Franklar başarılı oluyor. Aynı zamanda eleştirilerden biri de e, başarısızlıkla sonuçlanan savaşlara yer verilmediği şeklindeydi. Dolayısıyla Puvatya Savaşı'na da yer vermemişlerdi diyebiliriz. Ancak Nihavend ve Kadisiye savaşlarında İslam orduları başarılı olmuştur. Sasani'lerle yapılan savaşlardır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Tahiriler, Safariler, İdrisiler, Fatimiler. Arkadaşlar bu devletler e, Abbasiler'in e, zayıflamasıyla birlikte ortaya çıkmış olan devletlerdir. Dolayısıyla Abbasi merkezi otoritesinin zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıkmaları onların ortak özellikleridir diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Gazneliler ve Selçuklular Abbasi halifeliğini aşağıdaki devletlerden hangisinin baskısına karşı korumuşlardır? Arkadaşlar hem Gazneliler hem Selçuklular Abbasi halifeliğini Şii Büveyhoğullarının baskısına karşı korumuşlardır. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı Büveyhiler olacaktır. Yukarıda özellikleri verilen İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? İspanya'da Müslümanların son olarak kurdukları devlettir. Başkenti Granada'dır. İslam kültürünün İspanya'da yayılmasında, bilim ve sanatın gelişmesinde, Avrupa'daki Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili olur. Granada'yı 1492 yılında ele geçiren Hristiyanlar İslam kültür ve medeniyetine ait olan birçok eseri yakıp yıkarlar. Böylece Müslümanların İspanya'daki varlığı sona erer. Arkadaşlar burada bahsedilen başkenti Gırnat'a olan ve İspanyalı Müslümanların son olarak kurduğu devlet tabii ki Beni Ahmer Devleti olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Buna göre Tolun oğullarında devlet anlayışının yapılarından hangileriyle bağdaştığı söylenebilir. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olan Tolun oğulları devletinde devlet kurduğu sosyal tesislerde vatandaşlarının her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışmıştır. Peki arkadaşlar bakalım demokratik devlet şimdi bizim demokratik devlet diyebilmemiz için burada demokratik bir hareketin olması gerekir yani demokrasinin etkin olması gerekir ancak yukarıda böyle bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Sosyal devlet ne demekti? Halkın ihtiyaçlarını karşılayan devlet demekti. Peki vatandaşlarının her türlü ihtiyacını karşıladıklarına göre Tolunoğulları sosyal devlettir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Federal devlette ise e, birkaç tane devletin bir araya gelerek yani siyasi anlamda bir araya gelerek e, dışarıya karşı tek bir siyasi güç olmaları aslında arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıda böyle bir bilgi de yok zaten. Bu yüzden doğru cevabımız yanlıştır yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen bu Türk İslam devletlerinden hangileri Mısır'da hüküm sürmüştür? Arkadaşlar Eyyubiler ve Memlükler Mısır'da hüküm sürmüştür. Ancak Harzemşahlar Harezm bölgesi ve İran taraflarında hüküm sürecekler. Dolayısıyla ikinci öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Aşağıdaki devletlerin hangisi Hıttin Savaşı'nda Kudüs'ü Haçlılar'dan geri almış ve Haçlı Seferlerinin tekrar başlamasında etkili olmuştur? Arkadaşlar Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubidir. Dolayısıyla burada bahsedilen devlette de Eyyubiler olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır.